emeklilerimizle ilgili beklenti hepimizin gündeminde. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya dair bazı açıklamalarda bulundu. Hürriyet gazetesinden takip edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarına ara zam konusunda bakanlığın çalışma yaptığını söyledi ve memura zam gelirken emekliye gelmemesi olmaz dedi emeklileri de memnun edecek adımlar atacağız dedi. 3 saatlik kabine toplantısının ardından bu konuyla ilgili görüşlerini de açıkladı. Bir başka gazeteden bakalım. Korkusuz gazetesinde de yine aynı konunun detaylarının başka yansımalarını göreceğiz efendim. Emeklinin beklediği zam maaş zammı. Göründü memura Temmuz'da 8077 lira seyyanen zam veren iktidar emekliye bunu vermemişti. Şimdi Erdoğan Emekliye de zam geleceğini söyledi. Umarız bu zam düşük kalmaz. Tabii bu noktada özellikle de dul ve yetim aylıklarıyla ilgili büyük sıkıntılar yaşandığını buradan bir kez daha yetkililere ulaştırmış olalım. Özellikle sizden gelen çokça mesaj var bu konuya dair. Dul ve yetim aylıklarıyla ilgili de emekliler ee, özellikle bir e, düzenleme bekliyorlar efendim. Kuş gibi maaşlarla geçinmeye çalışan milyonlarca emeklinin de tabii ki güzel bir zam alması en büyük temennileri. Emekliyi memnun edeceğiz dedi Erdoğan müjdeyi verdi. Türkiye Gazetesi'nden takip ediyoruz. Tabii daha önce de çokça müjde duymuştuk. Merveciğim diyebilirsiniz. Evet daha önce de pek çok yerine getirilmeyen ne yazık ki tutulmayan bazı sözler vardı ama diliyoruz ki bu söz tutulur ama bence tutulur. Çünkü yerel seçim trafiğine giriyoruz ve emeklilerin oy oranı yüksek. Dolayısıyla yerel seçim öncesi güzel bir zam alabilirler bence emekliler sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Memurlarımıza zamlar yapılırken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Herkes gönlünü ferah tutsun dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bu arada Erdoğan'ın başka mesajları da vardı. Diğer mesajları da şöyle CHP'deki değişim meselesiyle ilgili olanları izledik. Yerel seçimlere dair adaylarımızı istişareyle belirleyeceğiz dedi. Bir de başı boş köpeklerle ilgili konuştu. Belediyeler sokaklarda yaşayan hayvanları barınaklara almalı diye sözlerine devam etti. Ve Avrupa Birliği üyeliğimizle ilgili de olumlu gelişmeler olabilir dedi. Bu sabah gazetelerde özellikle de yerel seçimler demişken Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamış olduğu bir mesele var. Onu da hemen size ileteyim. İstanbul Belediye Başkanı için aday yapılabileceği iddiası vardı baş, e, Bakan Koca'nın. Ve bu konuyla ilgili de İBB adaylığı asla gündemimde yok diyerek e, Sözcü Gazetesi'ne bir açıklamada bulundu. E, Sayın Bakan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ben bakanlığa sağlığa odaklıyım diye sözlerine devam etti. 2016'da yapılan ve 6 Şubat'ta depremde hasar gören Hatay... Eğitim ve Eğitim Hastanesi'nde bu sözlerini dile getirdi ve bu konuya dair de görüşlerini açıklamış oldu. Özellikle de İstanbul'da AK Parti'nin kimin aday çıkaracağı iktidarın da muhalefetin de en önemli gündem konularından biri. Mevcut Başkan Ekrem İmamoğlu CHP sıralarından yeniden aday olacak mı? Ve bu yarışta hakikaten iki kez başkan seçilen Ekrem İmamoğlu acaba aynı performansı yeniden sergileyecek mi gibi mevzular ve konularda yerel seçim trafiğinin en mühim konuları efendim. Ama şimdi konumuz memurlarımız olsun. Emeklilerden hemen memurlara geçmek istiyorum. Çünkü memur ve memur emeklisinin maaş zammı için artık son saatlere girmiş bulunmaktayız. Hükümetin bugüne kadar verdiği iki teklifi de kabul edilemez bulan memurlar son sözlerini söyledi artık Birleşik Kamu İş 81 ilde bir günlük iş bırakacağını duyurdu ve masadaki yetkili sendika memur sen hükümetin 6 aylık enflasyon tahmini farkını zam olarak sunmasına tepki gösterdi. Bu son teklif verilecek artık anlaşma olmazsa 7 üyesini iktidarın belirlediği hakem heyeti memur ve memur emeklisinin zam kaderine karar verecek. Özellikle de sendikaların tabii ki hükümete yakın olması bu konuda büyük sıkıntılar çıkarıyor. Memur ve memur emeklisi cephesinden baktığımızda ama pazarlıklardaki son gün, bugün büyük gün memur ve memur emeklilerimiz için. biliyoruz ki 6 ay boyunca yaşayacağımız sıkıntılar sonrası alacağımız enflasyon farkı zam gibi sunuluyor. 2024 Ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda %43'ü bulan bir artış öngörülmüştü. Enflasyon farkı kamu işverenin jesti falan değil. Toplu sözleşme kazanımımız ve geçmişe dönük alacağımızdır. 15 artı 10'luk ikinci zam teklifine de hükümetin 2023'ün enflasyon farkını da ekleyerek ilk 6 aylık oranı %43 olarak sunmasına da memurun tepkisi yüksek. Memur Sen Başkanı Ali Yalçın hakemden önce 3. ve son görüşmenin arifesinde enflasyon farkını zam olarak sunamazsınız. Refah payı istiyoruz. Zam oranını artırın çağrısı yaptı. Refah payı isteğimiz enflasyonist ortamda konformist bir beklenti değil, alım gücümüzü koruyacak güçlü bir enstrümandır. Kamu işverenlerinin yarınki teklifinde adil ve kabul edilebilir bir şekilde teklifte bulunacağını umut ediyoruz. Sizin 6 ay sonra enflasyonun farkını vermeniz o refah kaybını azaltmıyor. Bunun bir mantığı var mı? Yani başlangıcı bir defa enflasyon kadar bir defa vermek lazım. O tahmin eden enflasyon üzerinde gelirse de farkını vermeniz lazım. 15-10 verilerek enflasyona ezdirmedir bu memuru. Sadece memur ve emeklileri değil, muhalefet de hükümetin zam hesabına itiraz ediyor. Önce tahmin edilen enflasyonu verin, sonra farkı diyerek hükümetin hesabının yanlışlığını gösterdi. Sabit gelirlinin 6 ay boyunca yaşadığı enflasyon 6 ay sonra zam pazarlıklarının içinde geçerken ve memur emekli enflasyon karşısında alım gücünü yitirirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de o enflasyonu artan vergilerin gıdaya yansımasını yaşayarak gördü, menüsünde hissetti. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek hafta sonu bir kumpircide görüntülendi. 3 Haziran'da Şimşek göreve başlamadan bir gün önce aynı restoranda sade kumpir 60 liraydı. Şimdi 102 lira. Karışık kumpir 80 liraydı. Şimşek'in görevde olduğu 2,5 ayda 155 liraya yükseldi. Memurlar da aynı mağduriyetle ses yükseltiyor. Gerçekten çalışandan, emekçiden yana Herhangi bir kazanımın elde edilmesi mümkün değil. 10 konfederasyonla birlikte son toplantı gününde ve saatinde Çalışma Bakanlığı başta olmak üzere 81 ilde bir günlük iş bırakmaya hazırlanan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu da toplu sözleşme görüşmelerinin usulüne karşı. Çünkü 22 Ağustos'ta ya anlaşma sağlanacak ya da son sözü hakem heyeti söyleyecek. Hakem heyetinin de yapısı şöyle. 4 tane sendika temsilcisi var orada üye. 7 tane de Cumhurbaşkanının atadığı üye var. Sonuç çıkmayacak çünkü o geri kişi oy kullanacak ve hükümetin teklif ettiği zam oranı neyse o olacak. Emeklilerle ilgili de ayrıca bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız. Gözler 6,5 milyon memur ve emeklisi için son virajdayken 7500 lira altında alan asgari ücretin açlık sınırının kat be kat altında geçinme mücadelesi veren milyonlarca emekli için Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha konuştu. Yine 6 ay sonrasını mı kastetti bilinmez ama tarih vermeden emekliler için de bir işaret verdi.